Herkese merhaba, ben Betül Kübra İkinci. Try Podcast'te hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Serdar Dikbaş. Serdar Bey, Antonio Carrera Satış Müdürü, aynı zamanda kendisini AgroTV veya tarımsalteknoloji.com adresinden de takip ediyor veya tanıyor olabilirsiniz. Bugün tüm dünyada tarım alanları azalıyor. Diğer bir taraftan nüfus ve beslenmesi gereken insan sayısı da artıyor. Bu denge değişimi bizi tarımsal üretimde verim artışının çok daha önemli olduğu bir noktaya getiriyor. Ve bu verim artışını da nasıl sağlayabiliriz sorusuna cevap büyük oranda teknoloji oluyor. Bugün de verim artışını sağlamak için hangi teknolojilerden bahsedebiliriz? Yapay zeka tarımsal teknolojilerde hangi noktada gibi soruları ele alacağız. Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Pandemiden önce bizim sektörümüz hiç olmadığı kadar ön planda. Ben 20 yıldır bu kadar konuşulduğun döneme tanık olmadım ama bu dönüşümler kıymetli. O yüzden değerli destekleriniz için, farkındalık oluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum size de. Biz de teşekkür ederiz. Ben size ilk olarak ne yapıyorsunuz, kısaca kendinizden bahsetmenizi ve tarım, teknoloji, yapay zeka gibi konularla sizin hayatınızda nasıl bir birliktelik var, yolunuz nasıl kesişti onu anlatmanızı rica edeceğim. Aslında ben tarımın içinde doğdum diyebilirim. Küçük çapta da olsa Trakya bölgesinde Türkiye'de ilk mekanizasyonu, ki tarımdaki teknoloji genellikle ülkelere mekanizasyonla giriş yapar. Bir tarımsal mekanizasyon üreten aileye mensubum. Oradaki farkındalığın etkisiyle birlikte ömrüm boyunca hep tarımın, makinenin ve teknolojinin içinde oldum. Eğitimim de hep bu yönlü oldu. Yaklaşık olarak da fiili olarak eğitim hayatı dahil olmak üzere bir 20 yıldır tarım teknolojiyle iç içeyim diyebilirim. Sırasıyla ben eğitimi aldıktan sonra dünyanın en büyük tarım makineleri ve teknoloji şirketlerinden bir tanesinin İstanbul merkezli ofisinde çalıştım. Bu benim en önemli deneyim noktamdı. Yaklaşık bir 15 tane ilde dünyanın en teknolojik makinelerinin satış sonrası hizmetleri biriminden sorumluydum. Her şeyin başlangıcının olduğu nokta 2000'li yıllarla birlikte tarımda teknoloji de makinalarla birlikte ülkeye giriş yaptı. Bizim tabii yeterli derecede insan kaynağımız olmadığı için merkezi noktada sahadaki olan bilgiyle teorik bilgiyi birleştirdiğimiz bir dönemdi esasen. Benim de hayatımdaki en önemli kırılım noktalarından biriydi. Tabii satış sonrasında yaklaşık bir 4 yıl çalıştıktan sonra 2010'la birlikte dünyadaki aslında teknolojinin ve tarımın evrildiği nokta gıda böyle zinciriyle birlikte meyvenin bulunduğu noktaya doğru bir artış meydana gelmeye başladı. Türkiye'de yine yeni oluşum olan sizin de bahsettiğiniz Antonio Carraro'nun Türkiye şirketinin kuruluşunda görev aldım. Yaklaşık da 12 yıldır bu organizasyonun içindeyim. 1200-1300'e yakın çok özel teknolojiyle iç içe olan özel bir müşteri grubuna hizmet veriyoruz. Biz onlardan beslenirken teknolojik olarak nereye gittiklerini de gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Tam bu pandemi dönemi başlangıcındaki tarım durmadı. O inanılmaz bizim için önemli bir, kıymetli bir işti. Çok radikal karar alınarak tarımla ilgili süreci durdurmadılar. Durdurmadıkları gibi de biz tabii İstanbul'un içinde bulunarak bir şey yapmamız gerektiği konusuyla tarımsal teknoloji fikri esasen bu dönemde doğdu. Belli bir noktaya geldikten sonra bilginin paylaşılması gerekiyor. Burada ilk önce bir tarım tematiği kanalı olan AgroTV ile birlikte bu yayına başladık. Çok sektörde deneyimli insanlarla birlikte 20'ye yakın program gerçekleştirdik. Burada farklı farklı alanlarda farklı farklı çalışan insanlarla biz bu işin geleceğini ve olması gerektiğini konuştuk. Bir tanesi de sizin Yapay Zeka İnisiyatifinde yer alan Tarsense'de Celil Serhan Tezcan beyefendiydi. Onunla hatta çok özel bir proje gerçekleştirdik. Cevizi ağacın üzerinde saymak gibi böyle çılgın bir işe kadar süreci götürdük. Biz tabii tarım hayatımızın hep içinde. Dedik ki bu işler sözde kalmasın. En sonda da programların akabinde bir tarımsalteknoloji.com adlı bir portalda bu bilgileri topladık. Hala bunu geliştirmekle uğraşıyoruz. Bir yandan var olan işimizin dışında destekleyici olsun diye.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani tarımın içindeyim, tarımın içinde doğdum, yaşıyorum. Herhalde hayatımın sonuna kadar da bu sektörün içinde faaliyet göstereceğimi düşünüyorum. Tarımsalteknoloji.com'da siz girişim haberleri veriyorsunuz. Yani yapay zeka ve tarım ve teknoloji konularında çalışmalar yapan girişimlerin neler yaptığını anlatıyorsunuz. Başka ne gibi içerikler var bu web sitesinde? Burada esasen tarımsalteknoloji.com'un en büyük kuruluş amacı tarımla teknolojiyi birleştirmek. Türkiye'de tabii biraz böyle jargonunu çok sevmesem de bol sıfırlı teknolojinin işte 4.0'a kadar gittiği süreç biraz farklı işliyor. Türkiye'de teknolojinin çok ciddi ölçüde kullanıldığı işletmeler olmak kaydıyla tarımın genel yapısı gereğince çok böyle genele yayılmış bir durum yok. Ama dünyada startup seviyesinden başlayarak maksimum seviyeye çıkan çok farklı uygulamalar var. Bizim buradaki amacımız belli başlı bölümler altında traktörden başlayarak traktör, makina, yapay zeka, drone teknolojileri, insansız hava araçları, kara araçları dahil olmak üzere bir bilgi platformu oluşturduk. Amacımız önce bilgiyi paylaşmak, bilginin jargonunu oluşturmak, ondan sonra da girişimlerle birlikte bunu ortaya çıkarmak. Bizim burada gördüğümüz esasen en büyük problem şu: bir ihtiyaç doğuyor. Bu ihtiyaç doğduktan sonra belki ilerleyen dakikalarda daha derinine inebiliriz. Bu ihtiyacın oluştuğu noktada herkes aynı konuyla ilgili girişim gerçekleştiriyor ve bir süre sonra girişimler birbirine başlamadan rekabet oluşturacak duruma geliyorlar. Yeterli derecede de pazar oluşmadığı için maalesef değerli fikirler ve maalesef insan kaynağının kısıtlı olduğu ülkemizde bizim bulunduğumuz sektörde reel uygulamalar ortaya çıkmıyor. Biz dünyadaki uygulamaları doğrulanmış, doğru değere sahip olan uygulamaları orada yayınlayıp geleceğe ışık tutmak istiyoruz. Burada iki tane değerli taraf var esasen: tarım ve teknoloji. Tarım kendi içinde çok bilinmeyenler olan bir iş. Bir sürü canlının bir araya geldiği, toprağından tutun ne kadar topraksız tarım yapmak isteyen işletmeler ve girişimler olsa dahi bizim gibi toprağa çok değerli olan, toprakta üretim yapabilme kapasitesine sahip olan ülkede halen o kadar bilinmeyenleri keşfedilmeye bekleyen topraktan tutun da üzerindeki canlılar, böcekler, bitkiler, iklim ki son dönemde inanılmaz derecede hayatımızın ortasında bir araya geldi. Biz aslında bir bilgi platformu oluşturuyoruz. Bu bilinmeyenlerin doğrultusunda geleceği kendi ülkemizin içindeki, anladık pandemi döneminde ülkeler kendi içinde kapanıyor. Ne varsa kendi bulunduğu alanda tüketip üretmeye devam ediyorlar. Derdimiz bu. Dediğim gibi bu bir bilgi platformu. Çok daha başlangıcındayız. Yaklaşık 300-400'e yakın içerik girdik. Hali hazırda gireceğimiz bir sürü doğrulanmış içerik var. Raporlarla birlikte bu pandemi döneminin sonunda yeni bir dünyaya uyanacağımızı düşünüyorum. Ama biz var olduğumuz alanı ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmak hepimizin görevi. Burada da esasen ben ayrıca sizin yapay zeka inisiyatifinizin bu konuyla ilgili özenli bir şekilde çalıştığını gözlemliyorum. Ayrıca teşekkürü borç biliyorum. O kadar işin gücünün arasında tarımdaki farkındalığı görüp de bu şekilde bir destek oluşturmak çok önemli ve çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte de umarım bu süreklilik ve sürdürülebilirlik olumlu yönde devam eder diye ümit ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sizin de katkılarınızla birlikte biz de bu konulara eğilebiliyoruz aslında. Ben size bir de şeyi sormak istiyorum. Yapay zeka tarımda şu anda nasıl kullanılıyor? Siz şey dediniz, dünyadaki örnekleri aslında uyguladığımız Türkiye'de bir resim ortaya çıkıyor. Ama yapay zeka ve diğer teknolojiler de aslında, ama özellikle yapay zeka, hangi aşamalarda ne amaçla kullanılıyor tarımsal süreçte? Şöyle kısaca özetleyeyim. Esasen dünyada belki de tarımın mekanizasyonu çok daha geçmiş dönemde başladığı için 1900'lü yılların başında ilk etapta teknolojiler genellikle traktör ve makine üzerinden ülkelere giriş yapıyor.
Bu yapay zeka kavramı 2000'li yıllardan sonra artık analiz ölçeğinde bence en verimli kullanılabileceği alan belki sağlıkla birlikte tarım gibi gözüküyor. Burada son dönemdeki geçtiğimiz hafta bir deneyim yaşama fırsatını bulduk. Drone bu işin aslında kilit noktalarından bir tanesi. Drone'la elde edilecek, yani insansız hava aracı, drone kelimesiyle tam anlamıyla kapsamasa da insansız hava aracıyla elde edilecek olan görüntülerin bir görüntü işleme yazılımıyla bir yapay zeka tarafından anlamlı hale getirilmesi son dönemde çalışılan en önemli konular arasında yer alıyor. Bunun aynı zamanda her şeyi yukarıdan yapmanız mümkün değil. Tarım aşağıda da devam eden bir üretim. Bunun bir de insansız işte kara aracı kısmı ya da traktörlerle birlikte çalışan özel ekipmanlar üzerinde. Özellikle 2030 yılında Avrupa Birliği'nde Green Deal ile birlikte gübrenin ve kimyasal ilacın, pestisitin %50'yi azaltılması ile ilgili çok önemli bir hedef var. Bunu normal mekanik koşullardaki ekipmanlarla yapmanız mümkün değil. Yani yapsanız dahi o tepkimeyi, o veriyi elde etmediğiniz süre içinde var olan ekipmanlarla bunu uniform bir şekilde dağıtıp kayda almanız mümkün değil. Son dönemde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ekipmanların üzerine konulan görüntü işleme yapabilecek görüntüyü alıp bir işlemci vasıtasıyla işleyip sadece yabancı otun bulunduğu noktaya ilacı atıp ya da işte onu farklı yöntemlerle kimyasal olmayan elektronik bazlı yöntemlerle, laser ve benzeri yöntemlerle yok edilmesiyle ilgili çok ciddi ölçüde aşama kaydetmiş olan artık startup seviyesinde olmayan firmalar var. Üçüncüsü özellikle insansız kara aracı kısmında tarımda en önemli kıymet insan. Ama gittikçe şehirlere göç eden insanların yerini makinaları alması gerekiyor. Bu makinaların da üzerinde insan olduğunu düşünürseniz oradaki insanın yerine yeni otonom araçların tarımda belli başlı taşıma alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda yine kapalı alanlarda çok büyük üreticiler var. Hayvan çiftliklerinde sadece 2-3 tane insanla binlerce hayvanın bulunduğu sistemi kontrol eden, onların otomatik yemleme ihtiyaçlarını belirleyip yapay zeka vasıtasıyla hangi hayvana ne kadar ihtiyaç olduğunu, ne kadar gıdasının ihtiyacının olduğunu belli eden sistemler bunlar. Hayvanların hareketlerinden belli ölçekte ne zaman tohumlama yapılıp verimli bir sürdürülebilir üretim yapabileceğini sağlayan teknolojiler ve en önemlisi su. Gittikçe azalmakta olan iklimin etkisiyle ciddi ölçüde bizim hayatımızın içine girmiş olan su kullanımı tarımda had safhaya ulaşmış durumda. Bizim gibi su fakiri olan ülkelerde bu suyun ihtiyacı kadar, ki bunu IoT teknolojisiyle genellikle yapılıyor, farklı kaynaklardan alınan verilerin sistemin içinde bulunan sulama sisteminde ihtiyacı kadar verildiği, bitkinin ihtiyacı kadar bunu kullandığı sistemleri biz görmeye başladık. Çok büyük ölçekli firmalarda en büyük çözümlerden bir tanesi bu. Ben 20 yıl önce konuyu araştırmaya başladığımda damlama sulama bizim için böyle ciddi ölçüde bir mucizeydi. Bu ülkede kullanılabilir miyi tartışıyorduk. Şu anki geldiğimiz noktada damlama sulamanın bir üst fazı olan ihtiyaca yönelik uygulamaları görmeye başladık. Genel ana hatlarıyla birlikte esasen makine öğrenmesinin olduğu verinin toplandıktan sonra işlenip uygulanabileceği en önemli sektör tarım. Ama dediğim gibi en önemli kritik taraf veri. Veri toplamak bizim hayatımızın en önemli aşamasında yer alıyor. Siz de veriden bahsettiniz. Ben de onu sormak istiyordum. Yani yapay zeka teknolojilerinin genelde en temel ihtiyacı veri oluyor ve anlamlı veri oluyor. Şu anda tarım alanında bu veri ihtiyacı ve bu verinin karşılanması ne durumda? Veriye ulaşmak kolay mı ya da ulaşmakta ya da kullanmakta ne gibi zorluklar yaşanıyor? Şimdi bu işin içindeki en önemli kısım aslında benim gördüğüm bir girişime başlamadan ya da yatırıma başlamadan önce en önemli kısım veri. Tarımı diğer sektörlerden ayıran en önemli
unsur verinin toplanması. Sizler belli başlı konularda hazırlanmış görüntü işlemesi yapılmış ya da her şeyi tespit edilmiş bir veriyi başka bir sektörde bir yerden bir yere aynalayarak kopyalama şansınız var. Ama tarıma geldiğinizde tarımda en önemli kritik nokta bulunduğu yerden toplanması gerekiyor veri. Örnek bir hayvancılık işletmesine ne kadar çeşitler aynı gibi gözükse de hayvanla ilgili türler aynı gibi gözükse de oradaki farkındalıkları ve oluşturdukları değerler kendilerine özel. Şu an bizim ülkemizdeki en büyük problem gördüğümüz verinin toplanması. Çünkü tarımda iki çeşit işletme var. Birincisi işte genel anlamda esasen iki tane üretim çeşidi var. Biri bitkisel üretim, diğeri de hayvansal üretim. Bunların kendi içinde bulunduğu alanda kapalı devre, fabrika gibi üretim yapan alanlarda veriyi toplamak çok kolay. Örneğin Sera'da çok uzunca süredir Türkiye içinde de girişimler var. Dünyada da bu ölçekte ilerlemiş girişimler var. Tamamen otomize olmuş veriyi toplayıp bu veriye göre işte fanları çalıştırmak, sıcaklığı belli bir ölçüde tutmak, bitkinin gübre, su ihtiyacını belirleyip ona göre hareket etmek kapalı devre ortamlarda mümkün. Aynı şekilde hayvancılık işletmelerinde de küçük baş, büyük baş hayvandan tutun. Türkiye'de çok büyük ölçekte bu iş otomize olmuş durumda. Hayvanların basit hareketlerine ki tavuk çiftliklerinde küçücük hareketler dahi çok ciddi ölçüde hayvanların üzerinde stres etkisi oluşturup bir problem çıkartıp işletmenin verimliliğini düşürebilir. Hatta ciddi ölçüde hayvanların anlık olarak birbirlerini katletmelerine sebebiyet verebilir. Ama bunlar hepsi otomize olmuş durumda. Problem tarımın açık olan kısmında. Bu açık olan kısmındaki veriyi toplamak biraz zor. Bizim gibi çok fazla düz alanlara sahip olmayan ülkelerde tarımın yapıldığını düşünürsek, örneğin meyve bahçelerinin Türkiye'de %30'u çok fazla eğimli alanlarda. Burada çok farklı kaynaklardan verinin toplanıp tek bir havuzda değerlendirilmesi gerekiyor. Şu an ülkede belli ölçüde çok büyük işletmeler genellikle bunu uydu görüntüleriyle bir nebze olsun arazilerindeki farkındalığı oluşturup bir sonraki fazında çözüm arama noktasına geçebiliyorlar. Ama Türkiye özelinde tarımsal işletmelerin boyutunu düşündüğümüz zaman maalesef bir çıkmazın içine giriyoruz. Çok fazla aile çiftçisinin olduğu bir ülkeyiz. Biz Avrupa Birliği ya da Amerika gibi çok büyük tarım alanlarımız olsa da aile işletmesi sayısı çok fazla olduğu için bizde ölçek oluşturacak tarzda 40 dönümlük 50 dönümlük alanlarda veriyi toplamamız mümkün gözükmüyor. Yani herkes şu an oradaki işletmelerde karnını doyurma telaşı içinde. Ama büyük işletmelerde bu veriyi farklı kaynaklardan toplayıp işleme noktasına getiren bazı işletmeler var. Ama dediğim gibi bu işin en önemli kısmı bulunduğu yerden toplanır. Tarımdaki veri çok önemli bir cümle olarak düşünüyorum. Sürekli de tekrar ediyorum. Ne İthal edilebilir ne ihraç edilebilir. Bulunduğu yerde toplanır, bulunduğu yerde anlamlı hale getirilir. Bizim belli başlı bu konuyla ilgili kendi içimizde bir çalışma eğilimimiz var. Dronlarla birlikte haritalama yapan, dronlardaki veriyi kendi işletmesinde toplayıp analiz eden çok işletme görmeye başladık. Bence bu işin başlangıcındayız. Bu farkındalıkla birlikte bu veri çok daha hızlı toplanıp daha uygun bir şekilde anlamlı hale getirileceği bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. O sebeple açıkçası biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bu konu hakkında. Siz az önce şey dediniz, Amerika'da ve Avrupa'daki gibi çok büyük tarım arazileri yok dediniz. Şu anda dünyada en son teknolojileri kullanan ülkeler hangileri, hangi ülkeler daha ileride bu verimi arttırmak konusunda ve veriyi doğru kullanmak konusunda? Şimdi esasen çok güzel bir soru bu. Dünyada tarımın teknolojiyle bütünleştiği ve herkesin böyle biraz jargon gibi olsa da birkaç tane ülke var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri. İki ölçüden çok şanslılar. Birincisi halen dokunulmamış çok nitelikli büyük işletmeleri var. Bizim gibi miras yasasıyla bölünüp küçük hale getirilmediği için çok ciddi ölçüde
teknoloji üretip bu teknolojiyi tarımda kullanabiliyorlar. Makinalarından tutun traktöründen ekipmanına kadar büyük ölçekte işletmeler var. O ülkedeki startup seviyesindeki yapılan çalışmalar maalesef bizim ülkemizde ancak hayal durumunda. İkinci ülke bize çok uzak olmamakla birlikte İsrail. İsrail kendi içinde kimsenin böyle bilemediği bir ekosistemle çalışıyor. Baktığınız zaman bütün startupların dünya ölçeğinde çok büyük şirketler haline döndüğünü düşünüyorsunuz. Ben bunu şu sebepten görüyorum İsrail'deki başarıyı. Kendi içinde çok çaresizliklerin olduğu bir ülkede yaşıyorlar. Su çok kısıtlı, suyu çok iyi kullanmayı öğreniyorlar. Bir nevi dolaylı yoldan çölün içindeler. Bu çölün içinde etkin bir şekilde kendine kapalı tarzda bazı unsurları yapmaları gerekiyor ve çok ciddi ölçüde herkes bir konu hakkında bütünleşip uzun vadeli sürdürülebilir çözüm elde ediyor. Üçüncüsü, çok sevmesem de Hollanda-Türkiye kıyaslamasını, Hollanda gibi ülkelerde, Hollanda, Danimarka ve benzeri ülkelerde çok fazla kapalı alanda tarım yapılıyor. Bu kapalı alandaki tarımı teknolojiyi çok iyi kullanmaya uygun hale getirebiliyorlar. Örneğin sera uygulamalarında teknolojiyi çok hızlı bir şekilde adapte edip, çünkü siz riskleri minimize ediyorsunuz. Tarımın en büyük problemi risk ve belirsizlik. Bir üstünü kapattıktan sonra o sistemi kapalı hale getirebiliyorsunuz. Ama burada aslında işin kilit noktası şu: ülkelerin kendi ihtiyaçlarının oluştuğu noktada belli ülkelere belli uygun teknolojik modeller üretmek gerekiyor. Örneğin Amerika'daki bir teknolojik yapıyı Türkiye'de çalıştırma şansınız yok. Herhangi bir traktörü alıp Türkiye'de getirip çalıştıramadığınız gibi teknolojik olarak örneğin o ülkede basit örnekle Holstein cinsinde bir inek için yapılmış bir modelleme var ise, ülkenizin koşullarını bilmezseniz, ülkede de bu çeşit bir hayvan yapısı yoksa, getirdiğiniz teknoloji hiçbir işe yaramayabiliyor. Dediğim gibi 3 tane 4 tane ülke böyle ciddi ölçüde bu konuyla ilgili çaba sarf etse de esasen yapay zeka gibi konularda herkes eşit durumda. Yakın dönemde işte savunma sanayinde başlatılan bir seferberlik vardı. Bence tam o seferberliğin benzerinin olduğu bir dönemdeyiz biz. Farklı paydaşların, farklı disiplinlerin bir araya gelerek dünyada her şeyin sıfır olduğu noktada büyük bir başarı elde edebiliriz. Çünkü dünya şu an makina devriminin sonunu yaşıyor tarımla ilgili bölümlerde. Bizim ülkede hala makina devrimini bitiremedik. Biz hala makinalarımız ve traktörlerimizden tutun da tarımdaki teknoloji kabul edilen unsurlar maalesef ithal yolla geliyor. İthal yolla gelenlerin de önüne engel koymak için elinden geleni yapılıyor yerli üretimi desteklemek adına. Ama şu an bir teknolojik devrimin eşiğindeyiz. Bunun nedeni şehirlerdeki insanların bulunduğu yerleri terk edip köye gitme ihtiyacı duymamaları, şehirdeki nüfusun gün geçtikçe artması ve insanların gıda ihtiyacının garanti altına alınması. Siz şu anki var olan teknolojiyle, makine teknolojisiyle bunu ciddi ölçüde elde edebilme şansına sahip değilsiniz. Yani tamamıyla işte yapay zeka destekli, birbiri içinde insanın müdahale etmediği ya da insanın sadece kontrolde kaldığı, az sayıda insanın bir de kontrolde kaldığı sistemleri çok hızlı adapte etmemiz gerekiyor. Bunun için kaybettiğimiz çok zaman var ama Türkiye bu konuyla ilgili geride değil. Şanslıyız, inanılmaz böyle ciddi ölçüde tarım yapısına sahip olan, coğrafya açıdan coğrafya kaderdi diyebileceğimiz ölçüde özel gen kaynaklarına sahip ürünlerimiz var. Fındığımız, incirimiz, onun dışında çok ana vatanı burada olan çok özel gen kaynakları olan bitkilerimiz, bitkisel üretim ya da hayvansal ırklarımız var. Ben dediğim gibi burada kendi ülkemiz geride değil ama tek problemimiz herkes bir şeye başladığı zaman aynı konuda çalışıyor. Aynı konuda çalıştıktan sonra bir sonuç elde edemiyoruz maalesef. Yani aslında şu anda biraz işin başlangıcındayız ama çok da geride değiliz. Yine de yaygınlaşmak için çok fazla alan var diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu teknolojilerin yaygınlaşmamış olması bir fırsat o zaman. Yani herkes aynı şeyleri yapmasa,
biraz daha yeni şeyler üretiyor olsa burada çok fazla bir fırsat alanı var, çok fazla geliştirme alanı var ve biraz da veri toplamaya ihtiyaç var. Ben böyle anladım. Doğrudur. Burada tabii ki en önemlisi şu, burada ülkenin kendi özelinde topyekün olarak bunun paydaşları için devleti, özel sektörü, özel sektörün dışındaki bütün herkesi koyabilirsiniz. En önemlisi insan kendi, ki bu dönemde çok iyi anladık, yenecek ve yenmeyecek şeylerin ne kadar değerli olduğunu gözümüzün önünde gördük. İlk hafta, ilk ay marketler kapandı. Sonra baktık ki ilerleyen dönemde su kullanımımız arttı. Suyun ne kadar değerli olduğunu anladık. Bir gram suyun buharlaşmaması ya da etkin kullanmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Biz dediğim gibi bunun olması için esasen çaba sarf ediyoruz. Tarmak bir çatısı altında bir akıllı tarımla alakalı bir grup oluşturduk. Orada da kendi içimizde makinenin bulunduğu alanda akıllı tarım birkaç başlık altında toplanmış vaziyette. Birkaç farklı sosyal medya kanalında çiftçilere, ki bence işin içinde doğmuş olan Z ve Alfa kuşağı bu işin kritik noktasını belirliyor. Onlar tarımdan çok uzak yetişmiş vaziyetteler. Oyunlaştırma teknolojisiyle onları bizim bulunduğumuz alana çekerek geleceği garanti altına alabiliriz. Dediğim gibi bu işin içinde fırsat çok fazla ama farklı paydaşların doğru noktada birleşip hareket etmesi lazım. Bunun içinde ziraat mühendisleri, ziraatın dışındaki işte bilgisayar mühendisleri, bu ekosistemin içinde aklına gıza gelebilecek onlarca kişinin çalışabileceği bir alan esasen tarım. Dediğim gibi esasen yapay zeka gibi teknolojiler böyle bilinmeyenlerin içinden bilinen bir şeyi anlamlı hale getirmeye çalışıyor. Benim gördüğüm, göreceğim hem bilinmeyenin olduğu tek sektör tarım. Bir de biraz bir miktar tıp, ama tarımın o kadar çok karmaşası ve kargaşası var ki ve sonunda ne kadar maddi çıktısı diğer sektörler gibi gözükmese de hayatın içinde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz gıdanın bir önceki fazı bu. Tarımsal ürün